Akif Beki, Karar Gazetesi. Yeni anayasa neyi değiştirir? Rahmetli Demirel'in yanılmıyorsam Vatan Gazetesi'ne verdiği son röportajındaydı. Kendisine şu soruluyordu. İktidarlar ne zaman düşüşe geçer? Demirel de iktidarların gündemi ne zaman halkın gündeminden uzaklaşmaya başlarsa o zaman diyordu. 6 defa gidip 7 defa iktidara geri gelmiş deneyimli bir siyasetçiden daha iyi kim bilebilir bu sorunun cevabını? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK Parti'nin gündeminde bir yeni anayasa var. Fakat anayasa değişikliği halkın hangi ihtiyacını giderecek belli değil. Türkiye yüzyılı başlatıldı da mevcut anayasa mı engelliyor? Ekonomi şahlanacak onu mu bırakmıyor? Enflasyon ve faiz indirilecek elimizi kolumuzu mu tutuyor? Emekliye çalışana zam verdirmeyip enflasyona ezdirende o mu? Kiralar ondan mı yüksek? Markette, restoranda yediğimiz kazık bile mi? paramızın pul olmasından da mı sorumlu? 2023 hedefleri onun yüzünden mi tutturulamadı? Yenisi yapılırsa kişi başına milli gelirimiz 25 bin dolara çıkar mı? Halkın sorunlarını sıralarsanız anayasa sonuncu bile olmaz. Üstelik işine gelmeyince iktidarın uymayabildiği bir anayasadan söz ediyoruz. Varlığı neye engel, değiştirilmesi neyi çözecek? Ülkeye hukuk, adalet, özgürlük ve demokrasi getirecek de anayasa buna müsait değil sanki. Onun için yenisi isteniyormuş gibi yapılıyor. Anayasada yazılana uyulsa, emirleri çiğnenmese sorun kalmayacak oysa. Sorun takılmamasında, uygulanmamasında. Çiğnenebildikten sonra yenisiyle değiştirseniz ne yazar? Milletin öyle bir derdi yok. En son 2017'deki anayasa değişikliğiyle kendisinden ne yetki istediyse zaten vermişti. Bizzat Erdoğan bunu söylüyordu. O referandumla vesayetin tabutuna son çivi çakılıp üstüne beton dökülmüş, darbe dönemleri kapanmıştı. Vesayet ve darbe anayasasından kurtulmak için nasıl hala yeni anayasa yapmamız gerekiyor anlamak imkansız. E hani öyle bir şey kalmamıştı. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçince o iş bitmişti. Anlaşılıyor ki yeni anayasaya yine iktidarın işini görmek için ihtiyaç var bugüne kadarki değişikliklerde verilen yetkiler az. Cumhurbaşkanlığı seçiminde koşulan %50 artı 1 şartıyla dönem sınırlaması fazla gelmiş olabilir. Öyleyse iktidarın gündemi halkın gündemiyle örtüşmüyor. Aksine daha da ayrışıyor. Millet yeni anayasa tartışmasıyla oyalanıp avutulacak keyifte de değil. 31 Mart'ta sandıktan çıkarılacak derse de bu değildi. Israr etmek iyi fikir mi? Millete, memlekete zaman kaybettirmeye değer mi? THY'deki nüfus patlaması seçimden mi? Türk Hava Yolları Varlık Fonu'nun kontrolünde bir şirket. Eski bir baş müfettişi ise halkın hala giremediği Türkiye yüzyılına THY yöneticilerinin çoktan girdiğini anlatıyordu. Oysa çiftlik Hümayun'da değildi ki maaş saltanatı sürülsün ama THY'den bir türlü düzeltme gelmiyordu. Sükutları ikrardan olmasın diye ummuştum. Yine de sessizliklerini bozmadılar. Geçsin gitsin kapanır diye bekliyorlarsa milletin ağzını torba gibi büzemiyorsun. Nitekim dünkü ballı maaş yazım üzerine bir dostum THY'nin 2023 dönem bilançolarını gönderdi. Tablolara bakıyorsunuz 2022 sonu yani 2023 başında toplam çalışan sayısı 40.264. Haziran 2023'de ise bu sayı 50.623'e çıkmış. 6 aydaki fark 10.000 kişi. Mayıs 2023 genel seçimine gittiğimiz süreçte THY'nin toplam çalışan sayısı 10.060. 4'te 1'lik bir oran. Yüzde 25'lik büyüme demek. 2023'ü Aralık ayında da 55.884 çalışanla kapatmışlar. 31 Mart 2024 seçimleri öncesine denk gelen süreçte de bir 5.000 kişilik artış daha. Sıkı durun. Önceki 3 yılda THY çalışan sayısındaki artış sadece 1.500 kişi. Vay vay vay. Ekonomik sıkıntıdan ülkede azalan nüfus artış hızı THY'de patlamış. Dostum soruyor, seçim rüşveti olarak işe alınanlar mı bunlar ve kamuda tasarruf böyle mi sağlanacak?